Arkadaşlar merhaba, ben Rüştü Hoca. 100 günde Edebiyat Kampı'nda 29. güne geldik hocam. Artık yavaş yavaş bitiriyoruz. Ne yapıyoruz hocam? Edebi akımlarla ilgili uygulama yapacağız. Biliyorsunuz bir önceki gün, dün 28. günde edebi akımları her şeyle konuşmuştuk. Uygulamada ne yapacağız hocam? Ben anahtar kelimeler yazacağım yine tertemiz bembeyaz bir sayfaya. Sizden hangi edebi akıma ait olduğunu bulmanızı isteyeceğim. Yani bayağı doğaçlama, beraber gideceğimiz bir uygulama olacak. Tamam, böyle güncel sapasağlam gidelim. Nerede başka kalemimiz var mı hocam yanımızda? Şöyle bakayım, hah, mavi olmazsa olmaz hocam. Güzel, anahtar kelimeyi yazıyorum. Hangi edebi akım olduğunu bilmenizi istiyorum. Anahtar kelimemiz geliyor arkadaşlar. Daha önce konu altımı yapmıştık. Hemen geldi. Egzotizm. Dikkat. Egzotizm dediğim zaman hangi akım akla gelmeli? Hadi yavaş yavaş yazayım ben. Siz zaten videoyu durdurup bakacaksınız. Tabii ki romantizm değil mi? Aman dikkat, uyumamakta fayda var. Çok önemli anahtar kelimeleri konuşacağız. Bazen de temsilcilerini yazacağım. O yüzden lütfen gidişata dikkat. Peki soya çekim desem saniyesinde cevap gelmeli. Asla düşünmemelisiniz. Hey, notlara falan bakma sakın. Durdurup notlara falan bakmıyorsun. Aman dikkat, cevap gelsin. Soya çekim deyip de yani bunu düşünmenin hiçbir manası yok. Naturalizm yapamadım da olmamalı kolay kolay burada. Hadi egzotizm biraz sağlam geldi de iyi başladık da sonrası o kadar da sağlam olmadı. Rahat bir sözcük oldu. Peki başka ne gelir hocam? Anahtar bir kelime daha gelsin. Tasvir. Tasvir etmek. Sadece tasvir. Bakın dikkat. Neyi hatırlatacak? Tabii ki bize realizmi hatırlatsın. Aman dikkat arkadaşlar. Verelim yıldızımızı, koyalım yıldızımızı. Gelsin hocam bir anahtar kelime daha. Ne gelsin? Kuralsızlık desem arkadaşlar ne hatırlarsınız? Kuralsızlık. Tabii ki Tristan Tizare'yi hatırlarsınız. Dadaizm arkadaşlar burada akılda kalıcı olmalı. Dadaizm. Koy hocam yıldızı. Bir yıldız daha koy Allah aşkına. Hadi satır satır gidelim. Çok çok önemli olanları bir konuşalım. Ne geliyor hocam? Anahtar kelimemiz geliyor. Ahenk. Ahenk deyince aklımıza hangi edebi akım gelmeli? Hadi bakalım bir düşünün arkadaşlar. Çok sağlam bir yerdeyiz. Tabii ki hemen kalemimiz değişsin. Akla sembolizm gelmeli. Sembolizm. Dikkat, cepte kalsın. Hadi bir tane daha. Evet, rüya yazdık. Bakalım rüyaya ne yapacağız? Rüyaya ne olacak hocam? Tabii ki rüya dendiği zaman bu sefer de sürrealizm akla gelecek. Aman dikkat, uyuma, dalıyorsun. Sanki bir gittin hocam burada. Yalnız yazı da yavaş yazınca güzelleşmeye başladı. Onu da söyleyelim. Peki hocam, başka ne söyleyebiliriz? İç gözlem desem arkadaşlar hangi edebi akımı hatırlarsınız? İç gözlem. Bakalım buradan ne çıkar? İç gözlem. Hadi hocam, gözlem gözlem, iç gözlem. Tabii ki ekspresyonizm biraz zor sanki. Ekspresyonizm biraz sanki zorladı gibi. Bir arada kaldınız gibi. Öyle düşünüyorum. Peki devam hocam. Başka neler var? Tabii ki biraz daha zorlayabiliriz. Gerçi çok da zorlama olmaz da. Özgürlük desem. Çünkü bunlar çok bilinen anahtar kelimeler arkadaşlar. Olmazsa olmazları yani. Böyle kıyıda köşede kalan şeyler değil. Özgürlük dediğim an egzistansiyalizm akla gelecek. Egzistansiyalizm. Dikkat, uyuma, burası önemli. Haydi başka bir örnek daha gelsin hocam. Böyle zor olsun diyeceğim ama ya nihayetinde edebi akımlar canım işte. Ne kadar zor olabilir de diyebiliriz. Peki biraz daha hadi bilindik bir şey olsun. Kuralcılık desem, kelime anlamı üzerinden gitsem, direkt kelime karşılığını versem. Kuralcılık bana neyi hatırlatır? Tabii ki klasisizmi hatırlatır. Cebinizde lütfen kalsın bir diğer yıldızımız. Hadi hocam başka bir örnek daha gelsin. Bakalım burada edebi akımı tahmin edebilecek miyiz? Kanıt desem, kanıt. Bilmek lazım ya, o kadar da değil. Bunu da bence bilirsiniz. Çok rahat bilirsiniz hem de. Realizm desek. Değil mi? Aman dikkat. Bunlar önemli. Haydi hocam tertemiz bir sayfa açalım. Biraz daha gidelim mi? Hadi biraz daha gidelim. Bu sefer de şöyle oklarla belirtelim bu kısmı. Peki kötümserlik desem arkadaşlar. Kötümserlik hangi edebi akımı hatırlatır? Kötümserlik. Kötümserlik dediğim an aklımıza tabii ki naturalizm gelmeli. Naturalizm, kötümserlik kavramını çok güzel karşılayacak. Bu çok fazla kullanılan bir kavram. Peki felsefeci şiir desem arkadaşlar. Felsefeci şiir anahtar kelimesi. Felsefeci şiir desem burada neyi hatırlarız? Tabii ki Parnasizm değil mi? Cepte kesinlikle kalmalı arkadaşlar. Çok sık kullanıldı.
kullanılacak, karşımıza gelme ihtimali çok çok yüksek. Peki musiki desem, musiki kavramı bize neyi hatırlatır? Haydi bunu da hemen bir şöyle yazayım sizler için. Musiki ifadesi bizi sembolizme götürecek arkadaşlar. Lütfen bunu da unutmayalım. Tamam. Sembolizmin çok önemli anahtar kelimelerinden. Şöyle bir ekrana bakayım, bir kayma gitme olmasın. Güzel gidiyoruz, sağlam gidiyoruz. Peki başka hocam, bilinç dışı desem. Bak bu anahtar kelimeler çok önemli. Bilinç dışı desem neyi hatırlarız hocam? Tabii ki sürrealizmi hatırlarız. Sürrealizm cepte kalmalı. Devam hocam, başka neyi hatırlamalıyız? Başka anahtar kelimeler. Biraz daha zorlayalım hocam. Yani çok zorlayabilir miyiz? Yani biraz kapalı anlam desem, yok ya çok zorlayamadım. Kapalı anlam desem tabii ki yine sembolizmi hatırlarız değil mi? Sembolizm. Başka neler var hocam? Haydi şöyle yatay yatay gidelim. Rengi de değiştirelim. Akış değişsin tamamen. Başka ne söyleyebiliriz? Duygu artı olay dersem neyi hatırlarız? Kübizm değil mi? Duygularla olayları karıştırma durumu vardı ya. Duygu artı olay desem aman dikkat. Bize neyi hatırlatacak? Tabii ki kübizmi hatırlatacak. Cebinizde kalsın kübik. Kübizm. Evet tamam. Devam hocam. Duygu tabii ki romantizm. Bunu unutmayın. Kafalar yanmasın. Çok önemli bir fark var arada. Vurguya dikkat. Peki hocam, başka ne sorabiliriz diye şöyle bir bakıyorum. Hadi şunu da seçelim ya. Deney diyelim. Deney, deney. Deneyi de şöyle bir koyalım hocam. Yazalım deney diye. Bu bize ne hatırlatacak? Tabii ki naturalizmi hatırlatacak. Yazalım hocam, şöyle acele etmeden güzel güzel yazmaya çalışalım. Naturalizm. Haydi başka bir vurgu daha gelsin. Bir yazar ismi soralım. Haydi dikkat. Halit Ziya Uşaklıgil desem arkadaşlar. Halit Ziya Uşaklıgil hangi akımı bize hatırlatır? Tabii ki Halit Ziya realist değil mi? Realizmi hatırlatır. Şöyle güzelce realizmi de bir yazmış olayım. Devam edelim hocam. O kalem atmayalım. Maviyle yürüyelim. Başka ne sorabilirsiniz hocam? Tristan Tizana desem. Hadi yabancı gelsin bu sefer de. Çok lazım olmamakla birlikte. Tristan Tizana ismini kullansam burada ne hatırlarız? Tabii ki Dadaizmi hatırlarız değil mi? Dadaizm diye şöyle bir yazmış olayım. Başka hocam, başkası, hadi şu boşlukları da şöyle değerlendirmiş olalım. Hakkını verelim hocam. Gelsin sözcüğümüz lütfen. Tabii ki belge diyeceğiz bu sefer. Belge. Belge deyince ne hatırlıyoruz? Hatırlayacağımız tek bir şey var. O da realizm değil mi? Aman dikkat arkadaşlar. Yavaş yazınca sanki güzel yazılıyor ama konuyu ben böyle bu yavaşlıkta anlatırsam bir video herhalde 15-20 dakika falan. Daha fazla 15-20 dakika ne? Benim için tabii 15-20 dakika uzun tabii, ister istemez ama bir 50-60 dakika rahat sürer. Hadi şu boşluğa bir tane sığdıralım mı? Hadi bir isim de oraya sığdıralım. Tevfik Fikret diyelim ya. Tevfik Fikret, Cenab-ı Şahabettin deyince bir numaralı akım nedir? Hemen ona bakalım. Adını anmadığımız bir akım. Yo, anmışız. Bu sayfada vermişiz. Bir daha analım o zaman. Parnasizm kesinlikle cebinizde kalmalı arkadaşlar. Var mı soru işareti? Yok. Bence güzel bir uygulama oldu. Hem anahtar kelimeleri de sizlere bir hatırlatmış oldum. O zaman soru çözümümüz kaldı. Artık dönemlere geçiyoruz. O zaman haydi sonraki videoda görüşmek üzere. Kolay gelsin.